1843 yılından itibaren Osmanlı dokuma sanayinin en önemli kurumu olarak faaliyet gösteren ve ürünleriyle imparatorluk yaşantısının son yüzyılını belirleyen Hereke Fabrika-i Hümayunu, kuruluşundan bir süre sonra Avrupa'da da prestijli bir markaya dönüşmüş ve uzun yıllar Avrupa'daki birçok uluslararası sergide ödüllere layık görülmüştür. Hereke Fabrika-i Hümayun'da dokunan İpek Halılar 1894 yılında Lyon'da, 1910 yılında Brüksel'de ve 1911 yılında Torino'da ödüller kazanmıştır. Cumhuriyet'in kurulmasından sonra İpek Halı üretimi dünyada yaşanan ekonomik krizler yüzünden lüks olarak görüldüğü için ihmal edilmiştir. 1950'li yıllarda usta dokumacıların katkılarıyla Hereke halı dokumacılığı bir sanat kolu olarak tekrar değer kazanmıştır. Tamamı el dokuması olan halılar günümüzde işçiliği ve sanat değerleriyle kabul görmektedir. Hereke fabrikası 1925'te Maliye Bakanlığı'na, 1933 yılında Sümerbank'a devredilmiş, 1995 yılında Sümerbank'ın özelleştirme çalışmaları sırasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Saraylar Daire Başkanlığı'na devredilmiştir. Tarihi Hereke Halı ve Kumaş Fabrikası halen Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'na bağlı olarak müze fabrika şeklinde halı ve kumaş üretimine devam etmektedir. Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı patentlerle coğrafi olarak tescilli olan Hereke İpek Halıcılığı'nın gelişmesi için büyük çaba sarf etmektedir. Konuyu Gebze Milli Eğitim Müdürümüze açtığımızda Milli Eğitim Müdürümüz hemen projeye sahip çıktı. Sağ olsun biz dedi Çoluğoğlu Kız Meslek Lisemizle birlikte bir çalışma yaparız dedi. Ve bu çalışmamızın da ilk ayağı oluşacak. Bu ilk ayağında biz bir belgesel de hazırladık bu proje kapsamında. Çünkü Hereke İpek Halıları veya el emeği göz nuru Hereke halıcılığımız Pazırık halıları olarak bilinen dünyanın en eski halısı Altay Dağları'nda bulunan, biliyorsunuz. Oraya gittik. Pazırık halılarının bulunduğu kurganlardan ilk 2500 yıl önceki halıdan yola çıkarak Hereke halısına kadar geldik. Böyle bir belgeselimiz olacak. Onu izleyeceğiz. Uzun bir aradan sonra böyle tanıdık yüzler görmek çok memnun etti beni. Gebze Ticaret Odası'nda meclis üyesiyim. Kadın girişimcilerle çalışıyorum. İpek Halı'nın İsmail Bey de hep söyler, bende bir hatırası da vardır. Böyle küçük öğretmenlere gelen en değerli hediyeydi. Nail Bey de matematikçi kökenli olduğu için öyle bir hediyemiz vardı. Çin halısının piyasaya girmesi ve Hereke diye bir şehir, bir köy kurup da oradan imalat yapıp Hereke'nin önüne geçmesi tabii üzücü. Bölgemizdeki bu tarihi dokunun öne çıkması için odamızın üzerine ne görev düşerse yapması için kendi çapımda biraz gayret ediyorum. Avşar Yılmaz. Henüz müze olamadık ama inşallah öyle bir projemiz var. Şu anda ihale aşamasında. Bir fabrika müze
olacak. Bu da Türkiye'de çok sayılı, belki de tek örneği, dünyada da sayılı örneklerinden bir tanesi olacak. Hali hazırda üretimimiz hem halıda hem ipekli dokumada devam ediyor. Hedeflerimizden bir tanesi de bölgede halıcılığı tekrar canlandırmak. Bunun yeni jenerasyonlara da aktarılması için sanıyorum bu tip meslek okulları harika bir ortam. Biz de Cumhurbaşkanlığı olarak üstümüze düşen bir şey varsa bunu memnuniyetle yerine getirmeye hazırız. Kerem Fidan, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Kocaeli Yatırım Destek Ofisi'nde çalışıyorum. Biz burada nasıl destek olabiliriz noktasında hareket ediyoruz. Sizleri dinleyeceğiz, notlarımızı alacağız. Akabinde efendime söyleyeyim, nasıl bir faydamız olabilir herekeye, halıcılığa, onun üzerine duracağız. Milli Eğitim Şube Müdürü Mahmut Aşıkoğlu. Gebze bir şehir ya da şehir olmak istiyor. O zaman şehir olmak istiyorsa geçmişten gelen kültürel değerleri de ortaya koyması lazım. Bu projeyle İsmail Bey bize gelince, gerçekten ben Hoca Hanım'a da aktarınca konuyu, Hoca Hanım da çok heyecanlandı. Yani tam isabet olmuş. İnşallah buradan filizlenir, yeniden o küllerimizden yeniden doğarız. Çin, Hindistan, şu an belki İran sahip çıkmaya çalışıyor. Bu uluslararası markamız, değerimiz gidiyor. Canlı şahitlerini de bulduk. Gebze Cumaköy doğumlu alaylı bir sanatkar. Ona desenatörlük yapmış. 1945'te hareket fabrikalarına girmiş. Fotoğraf yok o zamanlarda. Rica ettik. Kendisi de müthiş bir ressam. Çizdi teker teker. 2500 yıllık kalın hikayesini Altay Dağları'ndan itibaren bir izleyelim. Sonra da sizlerin neler yapabiliriz görüşlerini alalım ve programımızı kapatalım. Tekrar teşekkür ederim efendim. Bir ağ ortaya çıkar. Bu yün ağının dış bordünde yan yana sıralanan süvariler görür. Süvarilerin bir kısmı atının üzerindeyken bir kısmı atın yanında yürür. Bu süvariler göçer Türkmen doğularının hayatlarından bir... Hereke halısında ham madde olarak ipek, yün ve pamuk kullanılır. Hereke halısı pamuk iplik üzerine yün ve ipek üzerine ipek olarak iki türlü dokunur. Yün halıların desimetre karesinde 3600 ilmek, ipek halıların desimetre karesinde ise 10.000 ilmek bulunur. Halı dokuma sanatı Türklerin insanlığa armağan ettiği bir Anadolu kültürüdür. Sarayların, şahların, kralların, sultanların haşmetinden nasiplenmiş, kimi zaman mabetleri süslemiş, kimi zaman evlerin sıcacık yuvalara serilerek sevince, hüzne, kedere şahitlik etmiştir. Dokunurken her ilmeğinde el işçiliği barındıran, Şanı Osmanlı dönemine kadar uzanan hereke ipek halısından bahsetmek istiyoruz. Okulun görevlerinden birisi de gelecek kuşaklara gelenek ve görenekleri aktarmaktır. Bir yola çıktık. Sonuçlarının da güzel olmasını istiyorum. Bu süreç çok hızlı olmayacaktır mutlaka. Farkındalık oluşturmak, bir heves oluşturmak, onu bir ete kemiğe bürümek çok zaman alabilir. Sabırlı olmak lazım. Kültür aktarılması gereken bir şey. Yapmak isteyenlere bu kültürü aktarmak, evinde boş otururken bunu yapıp para kazanmayı bir görüş haline getirmek lazım diye düşünüyorum. Ben üstüme düşen vazifeyi yapacağım. Çok da hevesliyim açıkçası. Bir kalman dostluk vurgusu yaptık orada. Sebep şu. Öyle bir resim olur, bir küçük halı olur, savaş durdurur. Dostlukları pekiştirir. Hakikaten Birinci Han Harbi'de Türk-Alman işbirliği olmuştur. O Birinci Han Harbi'de bizim müttefikimiz olmuştur. Almanlar. Demir yolları yapmışlardı. Tüm çalışmalar yapmışlardı. Hedefimiz burada. Milli Eğitim Müdürümüzle de görüştük. Önümüzdeki sene bir kurs, bir bölüm açılması başlı başına ve Türkiye'de de ilk bölüm burada olması. Ardından valimizle görüşerek her ilde, her ilçede birer meslek lisesinde bir bölüm açılmasını sağlamak. Size tarihi görev düşüyor. Uzun sözün kısası, arzu edenlerden birkaç görüş almak isteriz. Söz sizlerin efendim. Hiçbir zaman İslam'dan öncesinde, İslam'dan sonrasında hiçbir şey rastgele, felsefesiz ve anlamsız olarak yapmamışlardı. Hatta bu pazar kalısında Grifon adında bir stilizasyon var, beni çok etkileyen. Üstü kartal, altı aslan olan evet, bir şey var, stilizasyon var. Çok yoğun ve güzel bir sanat kültürümüze birikimimiz var. Bunun halıyla beraber hepsinin ortaya çıkması lazım. Evet. Keşke hepsini çıkartabilsin.
Ben canlı gönülden öğrenmeyi isterim yani böyle bir becerim olsun. Öğrencilerime de bunu aktarabileyim. Bu anlamda bize imkanlar verilirse canlı gönülden yapmayı isterim. İmkanlar gerçekten hani bir meslek lisesini yakışırcasına sunulacaksa hep birlikte yapalım. Gebze sadece sanayiyle anılmasın, sanatından sahip olduğu tarihi dokusuyla da anılsın diye ben kendi çapımda bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Hani denize bir taş atarsınız böyle bir dalgaları olur. İnşallah tabii o dalgaları esas canlandıracak olan sizlersiniz. O konuda bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Coğrafi işarette her Ege İpek Halısı Gebze'nin birilerinin elinde olsa da tescilli markasıdır. Biz sahip çıkacağız. 30 yıl önce her tarafta tezgahlar kuruluyordu. Ciddi üretimler yapılıyordu. İnşallah o günlere gelir. Ben tekrar ev sahibi oldukları için çok teşekkür ediyorum Müdire Hanım'a. Konuklarımıza çok teşekkür ediyorum. Birlikte tarihe not düşüp zamana noterlik yaptık. Evet, inşallah öyle oldu. Biz bir tarihe not düştük aslında. Umarım istediğimiz sonucu elde ederiz. Küçük küçük de olsa istediğimiz sonucu elde ederiz diye düşünüyorum.